Arkadaşlar Mevla'nın Celle Celaluhu, bak özel kulları var. Mesela bak Said Aksoy, bir şey anlatacağım şimdi size. Mısır oldu rahmetli. Dili pak. Ebubekir Sifil Hoca Efendi. Bak bunlar çok özel insanlar. Bunlar söyleyin, çok özel insanlar bunlar. Bu Said Aksoy YouTube kanalı var arkadaşlar, bakarsınız. Kısa kısa böyle tarihi mevzulardan bahsediyor. Geçen gördüm, şey söylüyor. Nasıl neydi? Müslümanlar da bu şey, başka bir kelime kullanıyor. Dinde muhafazakar insanlar Kemalistlere karşı eziktirler biraz. Niçin diyor? Sindirin söylediklerimi. Muhafazakar insanlar Kemalistlere karşı nedirler? Böyle içten içe bir eziklik hissederler. Niçin diyor? Niçin diyor? Çünkü 100 sene sen zulüm görmüşsün, eziyet görmüşsün. İçini işlemiş kardeşim sen o. 100 sene sen ne yapmışsın? Sen zulüm görmüşsün, sen eziyet görmüşsün, sen baskı görmüşsün sen. Senin içine işlemiş o. Öyle değil mi arkadaşlar? Ha? Ya abicim ya, ben askerdim, bu Azimende olayları oldu. Sonra işte askerden döndüm 28 Şubat zamanı. Abi kadınlar, yaşlı başlı kadınlar çarşaf çıkarttılar ya. Millet sohbete gelmeye korkuyordu ya. İki tane adam bir yerde toplansa hemen komşu şikayet ediyordu. İki kişi toplandı. Yani oturdun arkadaşlarına, eve çay içmeye gittin ha. Üç kişi toplandın, çay içmeye gittin, komşu şikayet. Namaz kılıyoruz diye cami polis geldi, istihbarat geldi bize. Camide söyleyin, namaz kılıyoruz diye. Polis dedi, istihbarat geldi dedi. Hatırlıyorum. Şimdi binadan, Burca tarafında bir yerde değil mi? Binadan çıkarken görmüşler, anında şikayet etmişler, anında. Ne dedi biliyor musun orada? Ben hiç düşünmemiştim öyle. Hani bir kitaptan mı okudu söyledi, kendi fikri midir? Musa Aleyhisselam Beni İsrail'i aldı, Kızıldeniz'den karşıya geçtiler. Bak dikkat et. Kızıldeniz'den ne yaptılar? Karşıya geçtiler. Firavun'dan kurtardı Musa Aleyhisselam onları. Deniz yarıldı önlerinde. Firavun bütün ordusuyla, avanesiyle beraber ne oldu? Suların altında kaldı, boğuldu. Böyle bir haliseye şahit oldular. Tamam mıyız? Tamam. Sonra, geçtikten sonra Amalika diye bir kabile, Allah-u Teala emretti bunlarla harp edeceksiniz. Bunlar Musa Aleyhisselam'a dediler ki اِذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ. Sen Rabbinle beraber git savaşın, biz burada oturuyoruz dediler. اِذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ. Sen Rabbinle beraber git. فَقَاتِلَا ikiniz savaşın. اِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ. Biz burada oturuyoruz dediler. Niyeymiş? Abi adamların içine işlemiş. Adamlar yüzyıllardır Firavun'dan zulüm görüyorlar. İçlerine işlemiş. Anladınız mı? Tamam. Sonra bunlara yasaklandı. Ne yasaklandı? Yol bulmak yasaklandı. Yollarını bulmaları ne oldu? Yasaklandı. 40 sene çölde dolaştılar bunlar. Sabah çıkıyorlar, akşama kadar yürüyorlar, akşam bu kadar aynı yerdeler. 40 sene. Bulamadılar yollarını. 40 sene. 40 senede ne oldu biliyor musunuz? 40 senede o eski tayfa gitti. O eski tayfa, söyle, gitti. Yeni bir nesil çıktı ortaya. O yeni nesil Amalika'nın altından girdi, üstünden çıktı ondan sonra. Ama ötekilerini işlemiş. Öyle hadiseler dehşet değil mi ya, deniz yarıldı da Allah Allah, o hani yüzyıllardır size eziyet eden Firavun suyun altında kaldı gözünüzün önünde bütün ordusuyla beraber. He? Musa Aleyhisselam aldı asasını vurdu suya, su yarıldı ya bunu ama işlemiş abi, işlemiş. Ama o nesil temizlendi, o nesil pıt 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 gidiyor, yerine yeni nesil çıkıyor. O yeni nesil ne yaptı? Ortalığı alt üst etti. Tamam mıyız?
Filistin aynısını yapıyor şimdi işte. Şimdi o insanlar aynısını yapıyorlar işte. O yıllar boyunca ezilen insanların o çocukları şimdi maşallah, barakallah. Allah'ım çok büyük kuvvet versin arkadaşlar ya. Tamam, çok büyük kuvvet versin. Yani işte acayip bir şey ya. İsrail, her işte İsrail'in parmağı var. Mossad bütün dünyayı onlar idare ediyor ya. Ulan adamlar 3 tane adamla baş edemiyorlar be. 3 tane garibanla baş edemiyor adamlar be. He? Mossad mı? Onlar of. Bütün dünyayı bunlar eviriyor, çeviriyor. Bunların bilmediği hiçbir şey yoktur. Abi 2 ay oldu değil mi? 2 ay oldu ya. 2 ay ya. 2 ay abi ya. 2 ay. Her türlü yanlışla beraber. Değil mi? Yani nasıl söylenir? Nasıl denir ona? Nasıl denir ki ona yani? Heh. Bir de sınır tanımamak yok böyle. Daha aradığımda doğru da ama yani mefhum olarak doğru da. İşte yani ama orada böyle dilimin üzerinde bir kelime var böyle. Hani böyle bir kalleş dövüşür insan. Nasıl denir ki ona? He? Her türlü bel altı vurmakla beraber. Doğru mu? Çoluk, çocuk, kadın, hastane, cami. Hiç umurda, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. 2 ay oldu. Bak şimdi dikkat et. Bak hani anlayın diye konuşuyorum, tamam mı? Abi burada dünya ağır siklet boks şampiyonu. Söyleyin. Dünya ağır siklet boks şampiyonu. Ben çıktım karşısına maça. Tamam mıyız? Abi birinci round bitti, ben hala ayaktaysam ben onu yenmişimdir. O madara oldu, rezil oldu o. Birinci round bitti, ben hala ayaktaysam o yenildi. Bitti o, rezil oldu o. Ya ben neyim lan onun yanında? Hani konuşulacak iş mi? Beni karşısına alması olacak iş değil, değil mi? Ayaktaysam hala söyle. Abi 60 round olmuş hala ayaktayım. O bir vuruyor, ben iki vuruyorum lan. 60 round olmuş hala ben ayaktayım. O bir vuruyor, ben iki vuruyorum. Daha ne madar olacak? Daha ne yenilecek ya? Sonunda vurdu bana, ben de kaut oldum. Geç onu, sen olsan bile ne olur yani? Sen bittin sen. Bir kere ben senin karşısına geçmişim. Senin karşısında bir an dayanmışım ben, senin durmuşum ben senin karşında, yıkılmamışım ben. Ben yendim seni kardeşim yani. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? He? Şimdi Allah-u Teala çok büyük kuvvet versin, var ya acayip bir şey. Bu arada kıskanıyoruz arkadaşlara. Bu arada söyleyin. Kıskanıyoruz, o da işin öbür tarafı yani. Maşallah. Ama bak, bu demin anlattığım şeyi düşünün. Allah-u Teala Celle Celaluhu yıllar içerisinde onları terbiye etti. Ama kolay iş değil. Analarını aldı, hanımlarını aldı, çocuklarını aldı, evlerini aldı. Bak, almak derken öyle almadı, paramparça aldı. Öyle terbiye ettim öyle onları. Öyle yetiştirdi Allah-u Teala onları. Anlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Mevla öyle yetiştirdi onları. Çok zor iş. Ama öyle yetişti. Biz de şimdi tam tersiyiz. Biz de baklava börek Müslümanıyız. Biz de yani böyle tepeye doğru yukarı doğru çıkarsın, sonra böyle yukarı geldin, tepenin üst noktaya geldin. Böyle biz de böyleyiz şimdi. Biz baklava börek çörek. Biz de söyleyin. Baklava börek çörek Müslümanıyız biz de böyle. Yok sıcaktı, yok soğuktu, yok güneydi, yok böyle, yok şuydu, yok buydu falan da filandı. Biz de terse doğru böyle. Dünyanın düzeni, tilkel eyyamin üdavülüha beynen nasi. Şimdi onlar, biz onların yaptığını yapabilir miyiz? Yapamayız abi, nerede yapıyorsun ya? Niye? Çünkü biz rahatız. Biz neyiz? Biz rahatız. Biz rahatımızdan veremeyiz ki. Biz keyfimizden, tıkırımızdan biz veremeyiz. Biz nerede vereceğiz ya? Olur mu öyle şey ya? Onlar rahatlar mı? Yok abi, nesi rahat onların ya? Onun için meydan okurlar, muvaffak olurlar, ayakta dururlar. Allah'ım çok kuvvet versin, güç versin arkadaşlar. Yani zahiri, batini, dıştan içten yardım edin. Tamam? Dıştan içten, içinizden, gönlünüzden yardım edin. Dua edin.
ekonomik yardım edin, konuşun, dillendirin, ne yapabiliyorsanız yapın yani. Ha bir de adamlar maşallah, barakallah ya, adamlar öderek dine hizmet ediyorlar ha. He? İyi bak, bak söylediklerimi iyi kavrayın. Adamlar öderek ne yapıyorlar? Sen 80 sene vaaz edersin, iki kişi Müslüman olmaz, adam ölüyor başkasını Müslüman ediyor ya. Gavuru Müslüman ediyor adam. Ölmekle gavuru Müslüman ediyor adam ya. Allah Allah. He. Adamlar ölürken gavuru Müslüman, ölerek gavuru Müslüman ediyorlar. Acayip bir şey ya, acayip bir şey ya, müthiş bir şey ya. Ama arkadaşlar o iş kolay değil. İşte yıllar Mevla, yıllar derken 3 yıl 5 yıl değil, değil mi? Yıllar Mevla onları buna yetiştirdi. Yıllar Mevla ne yaptı? Onları buna yetiştirdi. Allah sonumuzu hayretsin.